Arkadaşlar merhaba. Ee, geçen hafta Jared Diamond'ın Tüfek, Mikrop ve Çelik diyerek insanlık tarihine dair bir inceleme yapmıştık. Bu hafta da geçen hafta bahsettiğimiz Yuval Harari'nin Homo Deus kitabını sizlerle konuşacağız. Geçen hafta şöyle demiştik. Arkadaşlar merhaba. Bir Neden diğer türler değil de Homo sapiens yani premedin en üstünde yer alan insan dünyaya hakim oldu? 2 neden Amerikalılar Avrupa'yı değil de Avrupalılar Amerika'yı fethetti? 3. Almanlar iyiyken biz Türkler üretim, sanayi ve teknolojide böyleyiz. Niye böyleyiz? Bu üç soruya karşılık üç farklı kitaba bakarak farklı cevaplar arama niyetindeyim. Bu üç kitapta şöyle. bir Sapiens ve yazarı Yuval Harari 200 bin yıllık tarihimiz diyerek ele aldığı dünyaya neden insan hakim oldu sorusuna cevap olarak sürekli gelişim diyerek cevap bizlere cevap veriyor. 2. Tüfek, mikrop ve çelik Jared Diamond'ın 13 bin yıllık tarihimiz diyerek gelişimle beraber sömürgecilik ve kültürel alışveriş diyerek insanlık tarihini anlattı bizlere. 3. Ulusların düşüşü Darun Acemoğlu'nun 500 yıllık tarihimiz diyerek ekonomi tarihimizi açıklamaya çalıştı bizlere. Bu hafta sizler... İşte şimdi sorduğumuz ilk soruya cevaplar aradık bu hafta. Sizlerle Yuval Harari'nin Homo Deus kitabıyla beraberiz. Yarın tarihine kısa bir bakış yapacağız. İnsanlık tarihini ve devam eden süreçte insanlığı etkilerine her şeyi kitapta bulmak mümkün. Belki fazla bir şey demiş olmam ama Sapiens kitabıyla insan türünün dünyaya nasıl egemen olduğunu anlatan Harari Homo Deus'ta çarpıcı öngörüyle yarınımızı ele alıyor insanlığın ölümsüzlük, mutluluk gibi farklı düşünce yolculuğuna bilim, tarih ve felsefe ışığında incelediği bu çalışmasında, bu kitabında insanın bambaşka bir türe Homo Deus'a evrildiğini bir gelecek kurguluyor. Homo Deus kitabı 3 kısım 11 bölümden oluşmaktadır. Her bir bölümü ayrı ayrı incelemeye çalıştık. Hadi hazırsanız başlayalım. İnsanın yeni gündemi dünyada artık doğal kıtlığın kalmadığını, siyasi çıkmazların kıtlığından bahsediyor yazar. Somali'de insanlar açlıktan ölüyorsa siyasetçilerin tercihi yüzündendir. Artık şeker ve gıda varuttan daha tehlikeli bir hale geldi. Bilginin önemi arttıkça savaşların karlılığı azaldı ve savaşlar eski usul ham madde ekonomileriyle yürüyen Orta Doğu, Orta Afrika gibi bölgelerde sınırlı kaldı. İnsanlığın yeni hedefi ölümsüzlük, mutluluk ve kendi iradesinin olacağına benziyor. İngiliz düşünür Jerry Beckman'a göre en yüce değer çoğunluğu mutluluğudur. İnsanlar üretmek değil mutlu olmak istiyor. Hastalıklar için başarılı olanlar, tedavi külleri gibi olaylar sağlıklı insanları daha güçlü yapmak için kullanılıyor. En güçlü bakteriler bile Mars'ta sağ kalamıyor ancak yapay zeka ve robotun böyle bir sorunu olmayacak. Sürekli büyüme üzerine kurulu ekonomik modellerimizin bekası için bitmeyen hedefler gerekiyor. Ölümsüzlük gibi mesela. Harari insanın yeni gündemi diyerek çimlerden bahsediyor mesela. Dünyanın her yerinde insanlar çimleri güç, para ve prezişle ilişkilendirdiği için uçsuz bucaksız diyarlara yayılan çimler şimdi İslam dünyasının kalbini çaldığından bahsediyor. Katar'da yeni inşa edilen İslami Sanatlar Müzesi'nin çimleri Harun Reşid'in Bağdat'ından çok 14. yüzyıldaki Louis'in Versailles Sarayı'nı anımsatıyor. ABD'de bir şirket tarafından tasarlanıp üretilen Arap çölünün ortasında 100 bin metrekareden fazla yer kaplayan çim alanının yeşil kalabilmesi için her gün akıl almaz miktarda su harcanıyor. Bu sırada Doha'dan Dubai'ye Balmiyolardaki orta sınıf aileler de çimleriyle gururlanıyor beyaz entariler ve kara çarşaflar olmasa kendinizi Orta çok Amerika'nın ortasına sanabilirsiniz. İşte ne olursa olsun tarihte değişmeyen tek bir şey var o da değişim. İnsanlar bilinmeyenden korktukları için değişimden kaçınıyorlar. Ancak tarihin tek değişmesi her şeyin değiştiğidir. Yazar insanlığın yeni gündemini bu şekilde anladıktan sonra kitabı 3 kısma ayırarak devam ediyor. Birinci kısma Harari Homo sapiens dünyayı fethediyor diyerek insanlığın geçmişini bin yıllık bir incelemeye tutuyor ve yorumluyor. Antroposen ve insanın alameti farikası diyerek iki bölümde anlatıyor. Antroposen diyerek yaşamın artık organikten inorganiye doğru evrildiğinden bahsediyor. Tarımın gücünden insanın emek yargısını sorgulayarak devam ediyor. İnsan, sistemlerden evrilerek sistemlerin kurbanı olduğuna değinen Harari, humanistliğe vurgu yaparak nazizm, komünizm, liberalizm, kapitalizm gibi birçok sistemi tartışarak anlatıyor. Bu antroposan nedir dersek de ilk çağda insanların yerkürüğe etki etmeye başladığı zaman diyebiliriz. İnsanın alameti farikası diyerek de Harari paradan bahsediyor. Ve daha çok inanç ve duygularımızdan bağımsız olarak düşündüğümüzü Paradan bahsediyor işte bu şeyden bahsediyor. İkinci kısımda ise homo sapiens dünyayı anlamlandırıyor diyerek yazar hikaye anlatıcılığı yaparak tarihi geçmişe yaşadığımız birçok olayı ele alıyor. Dünyayı kontrol etmenin ötesinde insanların kendi anlamlandırdıkları dünyaya nasıl inanmaya başladılar diye sorarak moda ve markalaşma üzerine duruyor. İnsanların inandıkları artık futbol, moda, sanat, şirketler ve medya diyerek tuhaf ikili kısma geçiyor. Hikayelerin, toplumların temellerini ve dayanıklılıkları diyerek zamanın nesnel gerçeklerinden bahsediyor. Hümanizm üzerine çokça duruyor yazar. Bilim ve hümanizm arasındaki modern sözleşmeye odaklanarak bu sözleşmenin neden bozulduğunu ve yerine gelebilecek anlaşmanın neye benzeyebileceğini açıklamaya çalışıyor. Hümanizm ve modern sözleşme bölümlerinde ise kısaca insanlar güç karşılığında anlamını terk etmiştir artık. Her şey ekolojik çözülmenin sonucunda ekonomik felaketlere, siyasi çalkantılara, insanların yaşam koşullarının kötüleşmesine neden olacağı gibi belki de insan medeniyetinin varlığını da tehdit edebileceğinden bahsediyor yazar. Hümanizm kendini dinle, kalbinin sesini dinle, kendine güven, kendine dürüst ol diyerek Sürekli bizi canlı tutmaya çalıştı. Hümanizmde bir şeyin kötü olabilmesi için bir insanı kötü hissettirmesi yeterliydi. Gerisini zaten insanın hırs ve tutkuları gerçekleştiriyordu. Sistemin çarkları harikaydı. Neyse biz çok fazla kafa patlatmayalım ve kitabın son kısmı 3. kısma geçelim. Homo sapiens kontrolü kaybediyor ve insanı sorguluyor. Yapay zekadan, davranışsal iktisattan bahsediyor yazar. Artık yapay zekanın insan zekasının geçtiğinden ve bize artık gelecekte nelerin beklediğini söylüyor. Yazar kitabı 2016 yılında baskıya veriyor ve 2016 yılı itibariyle dünyada bireycilik, insan hakları, demokrasi ve serbest piyasanın dan teşekkül bir liberal paketin hakimiyetindedir diyerek popüler tabirleri kullanıyor. Ve onları bir bir, bir anlatıyor. İnsanlık somut teknolojilerin tehdidi altında diyerek laboratuvardaki saatli bombadan başla. Ben de her şeyi anlatmayayım isterseniz. Sizler de okuyarak bu konuları görmenizi istiyorum. Çünkü bölümlerdeki örnekler ve olaylar konu bütünlüğünü çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Diğer bölümlerde yazar büyük kopuş diyerek geçtiğimiz yıllarda bilgisayar zekasının da akıl almaz gelişmeler kaydetmesine karşın bilgisayar bilincinde hiç ilerleme gösterilmediğine değiniyor. Zeka olmazsa olmaz hale gelirken bilinç zorunlu olmayan bir tercih oldu. Bu sayede farkındalık azaldı. Yediğimiz yemeklerde, gezdiğimiz yerlerde, eğlence halimizde, dinlediğimiz müziklerde, hobilerimizde, her şeyde maalesef bilgisayar algoritmaları insanları çalışma hayatının dışına iterken varlık ve güç algoritmaları avucuna tutan bir grup elitin elinde toplayarak görülmemiş bir sosyal ve siyasi eşitlik doğurduğundan bahseder. Türkiye'nin son 30 yılına da bakarsak büyük bir dönüşümden tarihsel kopuştaki etkilerini de görebiliriz. Sistem insanlara gereksinim duysa bile bireylere ihtiyacı kalmayacak. Çünkü herkesinki aynı sistem üzerine devam ediyor. Yani bu da liberalizm sistem beni benden daha iyi tanıdığı gün çökecektir anlayışına götürüyor. Ve sonunda da yazar liberalizmin olayından bahsediyor. 2016'nın başında dünyadaki en zengin 62 insanın varlığı en yoksul 3.6 milyar ikine denki gelecekte maddi fark ilave olarak DNA algoritmalarının sayesinde farklar ortaya çıkacak. İnsanlar artık sipariş üzerine olacak. Bu da yeni bir olgu oluşturacak. İnsan tabiatı değişecek. Veri dini diye bir oluşumu ulaşacak. Yani dataizm evrenin veri akışından meydana geldiğinden bahsediyor yazar. Ve her olgunun ya da varlığın değerinin veri işleme sürecine yaptığı katkıyla belirlendiğini öne sürüyor. Siyasetçilere, iş dünyasına ve tüketicilere çığır açan teknolojiler ve inanılmaz yeni güçler sağladığından bahsediyor yazar. Data bilimi, müzikolojiden ekonomiye ve biyolojiye denk bütün bilimsel disiplinleri birleştirip tek bir şemsiye altında toplayabilecek kapsayıcı bir teori ve bilimi ortaya çıkardığını düşünüyor yazar. Kendi gelişim süreci içinde geleneksel öğrenme piramidini ters yüz ediyor. Veri yakın zamana kadar zihinsel faaliyetin uzun zincirindeki ilk halka olarak kabul görüyor. Datanın bilginin dönüşemediği, bilginin dataya dönüşemediği ve kavrayışın bilingensinliğe dönüştüğü yerde böylece veri işleme görevinin insan beyninden kat ve be kat üstün kapasiteli elektronik algoritmalara derilmesi gerektiği sonucuna vardılar. Aslında bu durum datayistlerin insanın kavrayışına ve bilgeliğine şüpheyle yaklaşmasının büyük veri ve bilgisayar kavramlarının, algoritmalarının daha güvenilir bulunmasının sonucuydu. Artık bize hayırlısı demek düşüyor gerçekten. Gelecekle ilgili daha birçok teknoloji ve sosyolojik okumaları kitapta bulacağınızı ben düşünüyorum. Yuval Harari, homo deus diyerek insanlık tarihinin geleceğine ışık tutmaya çalışmış. Humanizm ve sistem karşılaştırması yaparak insanın gelecek serüvenini anlatmış. Kitabın fikri ise bence değişmeyen tek şey değişimin ta kendisi. Arkadaşlar Homo Deus kitabı nasıl okunur? Onu da hemen videonun sonuna bırakıyorum. Kitapla ilgili fikir sahibi olabilirsiniz bu sayede. Söz kapısı ve kitaplarla kalın.